alaikum. Welcome back to New Concept English Book 1. Today is Thursday, September 5th, 2019. Now let's dive right into our lesson for today. Our lesson for today is Lesson 65, and the topic of today's lesson is Not a Baby. As usual, we'll start with the new words and expressions, so please read after me, okay? Number one, key. Key. Number two, dad. Dad. Number three, lake. Late. Number four, home. Home. Number five, past. Past. Number six, early. Early. Number seven, baby. Baby. Number eight, here. Here. Number nine, mom. Mom. Number ten, goodbye. Goodbye. Number 11, enjoy. Enjoy. Number 12, yourself. Yourself. Number 13, ourselves. Ourselves. Number 14, bye-bye. Bye-bye. Xo'sh, savoldoshlar, yuqoriqlar so'zlarining o'qilish ahvollari, endi biz ma'nolariga qarab baqsa so'zlarning. Number 1, key. Ochqich degan gap. Eshikni ochqichi bo'lgan. Okay? Masalan, qulfni ochqichi degandek. Number 2, dad. Bu dadaning kelgi akilatma atilishi, ya'ni bolalarning dadasini chaqirgandek kelgi akilatma atilishi. Okay? Rasmiy kelgi ilmiy atilishi nimitdi dadaning ki father. Okay? Ma va dad, ataki daddy deb qo'ydi. Ailedeki bolalarning dadasini kelgi akilat chaqirishi. Okay? Bola tilidan atilishi demoqchi bu. Dad, okay? Number 3, late. Bu kechikkan, kechikkan oldi kelgan deb. Masalan, I am late desak nima bo'ladi? Men kechikkan alda yoki men kechikib qoldim deymiz go'y ko'pchida. Okay, bu bir shubha so'z. Esimiz tutaylik, ha? Number 4, home. Home degan uy degan gap, uy, okay? Number 5, past. Past degan masalan birdan 10 o'tdi degan chaqadiki o'tdi degan gap. Okay? O'tgan deb olamiz hozir. So'z ma'nosi o'tgan, okay? Masalan, 10 past 1 desak nima bo'ladi? 10 o'tdi birdan degan bo'ladi. 10 past 1. Ma'lumki, vaqtni ifodalaganda soat manchidan manchi o'tdi deganda ishlatiladigan o'tdi, okay? Yoki o'tgan deb olamiz dedim bu hozir ma'nosini. Okay? Number 6, early. Bu holatda 3-chi so'z late ninki naq aksi. Ma boldur degan gap. Late degan kechikkan, kechikkan alda bo'lgan bo'lsa, ma early degani bo'ldi 6-chi so'z boldur, boldur alda degandek ma'nosi. Masalan, I am early desak nima bo'ladi? Men boldur, ya'ni boldur kelib nima degandek ma'nosi bor. I am late, men kechikkan, I am early, men boldur degandek. Har ikkala so'z shubha so'zlari, ha? Masalan, boldur kelib qoptiman deb bilib pel bilan tushunib olmaylik. Pelliq ma'nosi tushunib olmaylik. Kechikkan yoki baldor degan sifatlar demoqchiman. Late bilan early, okay? Number 7 baby bu bobaq degan gap, okay? Bobaq albatta hali ko'rsiz qanday ishlatilgan bobaq bu tekstda. Adatdagi masalan bobaq baladiki bobaq mush ifodasi mush so'z shu. Lekin bugungi darsimizda endi nayta qiziqarli bir ishlatilishini ko'rsiz babyningki, okay? Number 8, hear. Bu anglash degan gap. Masalan, do you hear me? Desak nima bo'ldi? Sen meni angladingmi yoki mening gapimni angladingmi degan bo'ldi. Okay? Hear, anglash. Bu lekin misha deki hear o'xshab ketirka o'qilish jihatidan shundaqmi? Ha, ashuni his qilib o'tiryapsiz, ha? Misha deki hear ni nima deyapdiq? Uni qanday spell qilyapdiq demoqchi? H E R E deb spell qilyapdiq. Ma anglash deki hear ni chu? H E A R deb spell qilyapmiz. Mana bu farq bor. Alqa mishadiki bu ya mishadiki here ni degan amallam
Ben diğer aman yadınız çok mu geldi ya spell kılmış ya. H E R E. Mavo anlaştı ki here to H E A R. Hoşmaydı ha. Alright number nine. Mom. Hudiyalık ikinci söz dad. Digini mesela dadanın ki alık balatılığının atılışı olan bursa. Mavo dokuzuncu söz mom mu? Aşına okşaş ha. Apa digin gep yine balatılığının atılışı. Okay? Hudiyalık akilap atıgandaki. Mom deydi, mami mi deydi. Okay? Hudi dad, daddy degen o'xshash, deb chaqirgan o'xshash. Mom yoki mami deb chaqirdi bolalar opasini. Okay? Number 10, goodbye. Bu xayr xo'sh degan gap. Good degan yaxshi, bye degan xo'sh bo'lgan bo'lsa, masalan, buni xayr xo'sh deb aytamiz, uyg'ur tilidagi xayr xo'sh degan so'zim intayin esli bir so'z. Inglesiga goodbye taza kelgani, yaxshi xo'sh degandakchi, xayr xo'sh deganimiz demakchi. Number 11 enjoy bu huzurlanish degan gap. Huzurlanish ingliz tilida qanday? Yaxshi o'ynang deganda inglizchada enjoy yourself deb qo'ydi. 12-chi so'zga kelib qoldik, shundayla yourself degan o'zingiz degan gap. Okay, masalan you'ni siz deb aytdik. Ha, yourself degan cho'sh siz o'zingiz degan gap. Ingliz tilida. Mayli, ingliz tilida kimsha har qaysi almashlaningki igilik shaklini ko'rsatma ayrim bir jadvalda, okay? Bu jadvalni tuzib qo'ydim, mayli ko'rsiz. Bo'lib mumi shu. Masalan, senni you desak, sen o'zingni yourself der ekanmiz. Masalan, menni I deymiz. Bosh kelish qo'l. Undasi men o'zim deganni deymiz, hozir ko'rimiz, ha? Mushon qatorida, mush yig'in so'zlarining qatorida albatta 13-chi so'z bu. Shunga o'xshash bir so'z, ya'ni igilik shakli almashningki, masalan, ourselves sifatida. We ninki igilik shakli, igilik almasha. Masalan, we deganimiz bizdiku, ourselves degan cho'p biz o'zimiz bo'ldi, okay? Qolgan boshqa almashlarningkini hammasini qo'shib bir jadvalda aylib ko'rasiz, okay? Xo'sh, qisqasi yourself degan o'zingiz yoki o'zang, 13-chi so'z ourselves degan o'zimiz, ya'ni biz o'zimiz demakchi. Masalan, abay degandek yaxshi o'ynang deganni enjoy yourself deb qo'ydi inglizchada. O'zingizni huzurlining deb. Bizning uyg'ur tilimizda o'zingizni huzurlining deb gap yo'q-ku. Yaxshi o'ynang deymiz, okay? Ashaddi ishlatildi demoqchi qo'q enjoyni. Shu ma'nodami yourself ourselves'ni tushunib oldik-ku. All right. Number 14, bye-bye. Bye-bye degan shu goodbye o'xshashlan bir gap. Goodbye desak bo'ladi, bye-bye desak bo'ladi, xayr xo'shqa. Okay? Anamdan uning qisqartilmasi qanday bu? Bye. B Y E deb yozildi albatta, shu goodbye yoki bye-bye degan shu birsi, shu B Y E degani masalan xo'sh degan gap, oddiylashtirib atilishi, oddiy atilishi, okay? Xo'sh yuqoriqilar so'zlarningki o'qilish ahvoli va ma'nolari, unda biz tez mana nazarimizni temaga bir og'dirib olsak, darsimizning temasiga not a baby deydi. Not degan emas degan gapda agar yodingizda bo'lsa. O degan bir, baby degan bobaq, nasa. Bobaq emas degan gapkan qo'y, yoki bir bobaq emas degan gapkan. Albatta, dialogni ko'rmigicha bu so'zni bu temani o'qib anqiryanmaysiz, bobaq emas, nima degan gap, bobaq emas deb gap bo'lamdi. Dialog qaraylik unda bo'lsa, dialogda yana gapning o'ramidan belgili bo'ldi. Zot nimmas bog'liqni. Albatta, bobaq emas degan ma'nosi bor. Nim demakchi, hozir ko'rimiz. Dialogni o'rganishdan burun nim qilatdik? Shu dialogni o'rganib bo'lib, biz bir savolga javob berdik. Odatimiz bo'yicha, unda bo'lsa bu savol nima? Conversation qarang. Does Jill take the key to the front door? Jill degan qizning ismi, take degan elish, bilasizlar. The key ashqush to the front door. Oldi eshikka. Front degan oldi bu, door degan eshik ekan bilamiz. Undan so'ng oldi eshikni the front door desak, oldi eshikka deganni to the front door der ekanmiz. To oldi qo'shilsin ko'ryapsizmi? Nima degan gap bu oldi eshikka the key deganni ashqushdi. Oldi eshikka ashqush. Oldi eshikning ashqushi degan gap bu. Inglizchada mushtaq ifoda edi. Masalan, eshikning ashqushini menga berar deganni give me the key to the door deydi. Give me the key to the door. Unda o'ylaysiz, ma'lumki
Doors key desələ bolmamdı. Give me the doors key deyiblər. Onda desəm boludu. Xata emas, lakin doğrusu ən əlaqə ölçəmliki məşu. The key to the door deyəni işinin açqışı deyəni. Okay? Qoşunda olsun nim deyən gəpkən bu. Does Jill take the key to the front door? Jill aldı işinin açqışını elib alamdı deyən gəpkən qo. Yəki ala alamdı, yəki alamdı. Okay. Jill aldı eşiknin açqışını alamdı degen gapken bu, ha? Does Jill take the key to the front door? Last Jill aldı eşiknin açqışını alamdı degen mushu sualını esimizde tutup durup biz qanda hazır. Albatta dialogni ögünümüz lesson 65 not a baby degen temadagi dialogga qaranga. Father mana deb başladı gapni. Mana aytish boquysi başda. What are you going to do this evening, Jill? What are you going to do this evening, Jill? Desad Jill nimdeydo? I'm going to meet some friends, Dad. Yana bir qatma. I'm going to meet some friends, Dad. Desa father qopup. You mustn't come home late. You mustn't come home late. That bullet. You must be home at 10:30. You must be home at 10:30. Does that Jill pop up? I can't get home so early, Dad. I can't get home so early, Dad. Deb bulup Jill yine deydi. Can I have the key to the front door, please? Yine bir kadın, ha? Can I have the key to the front door, please? Desa, father nimdeydo? No, you can't. No, you can't. Desa, mother nimdeydo? Mother aralashdi qaran gap gapkan. Qaran, ha? Jill's 18 years old, Tom. Jill's 18 years old, Tom. The bullet. She is not a baby. She is not a baby. I'm the chandra khalqa not a baby in nima bir alaqa ma'nosi borligini, ha, not a baby ninki. Demakchi, qandoq bir alaqa ariq ko'rinishga ega bir ma'noga ega ekanligini endi tushundim. She is not a baby. That bullet, give her the key. Give her the key. That bullet, she always comes home early. Yeni bir qatım, ha? She always comes home early. Digante, father, oh. All right. Oh, all right. The bullet father yen nimdeydo? Here you are. Here you are. But you mustn't come home after 11:15. Uzun bir cümle bu, ha? Yeni bir qatım, ha? But you mustn't come home after 11:15. Do you hear? Do you hear? Desa Jill nindeydi, yes, Dad. Yes, Dad. Da bulup, Jill qopup, yeni davetudu, ha? Altıncı resim qarsanız. Jillanda apsol gap qo'yib qarang. Thanks mom. Thanks mom. Desa mother nimdaydi?
That's all right. That's all right. That pull up. Goodbye. Goodbye. Deb en ahırda. Enjoy yourself. Enjoy yourself. Digente Jill kopup, we always enjoy ourselves, mom. We always enjoy ourselves, mom. Deb bulup, bye bye. Dağıtıdı. Şunun bilen bu diyalog, şundaq diyalog. Endi biz mənisi qarap baxsaq qarağa. Father nimdə başladı gəpni. What are you going to do this evening, Jill? Bu cümlə tolumu tunuşluq da savaldaşlağa. Be going to anonikin kendim bir PL əgişib gəgən cümlə şəkli, qanda cümlə şəkli, yəki qanda zamandı addi kildiğən zaman. Yəni, mündamda qınmaqçı edilən mənisi var. Şundaq bu. Mündaq isə Dadısı kızdın indep sonra atıdı. What are you going to do? Siz nemiş kınmakçı edip sonra atıdı. O üçün işlik var. What are you going to do? Dike, bu cümledeki are digen bir bel şu o. İkinci şahs bu kaşka ama cümledeki elgı cümlenin ikisi. You bu kaşka yine siz bu kaşka kanda. Are işlikli atkan ahmal da var. Eğer başkadan bu kan bulsa cümlenin ikisi. Yine üçüncü şahs she ya ki he bu kan bulsa. İz bulattı koya, düşünüşlük koya, bunu kaydedim sen mi? Hoşunda olsa, BPL, anandikin going to, anandikin going to'a ayakışıklı bir PL, kagen imiş her iki PL, do demek ki bu. Muşunda bir cümle şeklini, ya ki, zaman klipini, nimde ettik, ya ki zaman kurulmasını, adli kildiğen zaman digen tok. Onda olsa, adli kildiğen zaman o mühendisinin boldi, ondan da kınmakçı. Buluş. Okay. Ondan da kınmakçı. Yani siz nemiş kınmakçı, yakin nemi kınmakçı edigen gap, o uzun gap ne kısın size. This evening, bugün keşkurun deydi. Yani siz bugün keşkurun nemiş kınmakçı, Jill, deyip sonra adı da adı desi. Şunda ko. Sonrasa Jill nemde cevap verdi. I'm going to the pool of meat. Deydi. Ben ondan da kınmakçı. Nemi kınmakçı ke? Meet. Körüşmekçi deydi. Meet digen körüş ko. Tonuşuş, körüşüş digen mənisi oldu. Miyadem Körüşüş diye mənisi var. Okay? Mən körüşməkçi deyir. Kim bilən? Some friends. Bəzi dostlar bilən. Yani bəzi dostlarım bilən deyimiz. I'm going to meet some friends deyir. Digen. Mən bəzi dostlarım bilən. Yani bir qanç dostlarım bilən. Some'ninki bir qanca bəzi azraq deyən mənilər var. Yadımızda bolsa. Bulub mu? Şu bayan cümlələri silib toxuma. Bayan cümlə o yine. Boluşluq cümlə var. Boluşsuz cümlə məsə. Hoşunda olsa. Ben bir kanca dostlarım bilen görüşmekçi, defa görüşmekçi de ama kelgüsü zamandaki elbette kelgüsü zaman yosunda da avdudu. Okay? Kelgüsü zaman şekil de avdudu ya ki. Hoşunda asıl ben bir kanca dostlarım bil görüşmekçi de da digen ki father'nim dedi. You mustn't come home late. Eğer you must come home late bugün bulsa siz bundan da kılışınız kerek deydi. Nemi kılışınız kerek deydi? Come home digen öyge kiliş bu. Late degan kechikib. Kechikgan dedi, o kechikgan, kechikgan alda, ha. Kechikgan alda yoki uyga kechikib kelishingiz kerak degan ma'no bilib bildiradi agar must bo'lgan bo'lsa. Hozir must emas, mustn't. Mustning aksi, ya'ni qilmasligingiz kerak demoqchi-ku. Ha, unda esa you mustn't come home late degan siz uyga kechikib kelmasligingiz kerak degan gapki-ku. Ha. You mustn't come home late. So, kechikkanmasligingiz kerak deydi. Okay? Deb bo'lib, you must be home at 10:30. You must be home degan siz uyda bo'lishingiz kerak degan gap. Ya'ni be must be deki be nima? Bo'lish bu, ha. Be bilan asl shakli u, ha. Demakchi, you must be degan siz munda bo'lishingiz kerak deydi. Nima bo'lishingiz kerak demakchi? Home uyda demakchi. You must be home siz uyda bo'lishingiz kerak. Qanchida deydi u? At Saat manchi da degenini at deb ishlatamiz bu saatni oldi qo'yimiz bu. Da deb saat manchi da deb at degan shu da bu. Undan so'ng half past 10 degan nima bo'ldi? Half degan yarim, past degan obyam uganda o'tgan. 10 degan 10, ya'ni yarim o'tgan 10 din. 10 din yarim o'tgan degan 10 yarim degan gap. Ha, inglizchada 10 yarimni mushtarak half past 10. Albatta 10 yarimningki Yeni bir xil oddiy atılışı var. Onu hazır mashqda o'qitib qo'yman.
Mesela bugün saatlerini değişini yeni bir katı mümkünümüz. Bu da yani bugünkü ders kanda saatlerin kelimesi. Parça saatlerine değişini mümkünümüz. Burun biz bütün saatlerin değişini mümkünken ya da oldu bana. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock da. Bugün mesela birden 30 ötken de, birden 10 ötken de diğerlerine mümkünümüz. Okay? Hoşum daha uzun gelmenin kısası. You must be home at half past 10 diğerlerine mümkünken. Siz o yerim da dedi. Ha. At diğerlerine da o. Ha. Saat manchi da dedi ki da dedi. O da dedi ha da. Aldı koşulukçı dedi. Vakitinki ki aldı koşulukçı. Ondan sonra siz o yerim da çokum öyle buluşunuz gerek. Ben gepken o you must be home. Öyle buluşunuz gerek. Okay, yine o yerimde öyle buluşunuz gerek dedi. Dese Jill I can't get home so early dad. I can't. Yani ben kullanmayayım dedim de bu. Get home diye öğe yitip giriş. Get home. Öğe yitip giriş deyimiz mi? Get diye nemdir. Yetiş diye mühendis olmuş ya da. Öğe yetiş. Get home. Öğe yetiş de düşünümüz. Okay? So early, bunçilik baldur dedi. Son aldım ki ders bugün gen tutuyum. Bunçilik, şunçilik diye ben sordum. Ondan sonra, I can't get home so early, dad. Diye mi? Ben öyle bunça ya ki bunça baldur. So early diye baldur bu. Ben öyle bunça baldur yitemeyme ya ki öyle yitkilenmeyme demek çok mu? Okay? Öyle bunça baldur yitkilenmeyme de da de bulup Can I have the key to the front door, please? Can I have again? Men asam bulam do gün yapıldı. Men de babosu bulam do demek çoğu. Have again mişada. Eliş diyen mühendisi var. Yani erişiş diyen demek çoğu. Can I have the key? Yani men aşkışı erişsem bulam do ya ki Uygurcu bunu aşkışı erişsem demek. Aşkışını asam bulam do demek çoğu. Ben aşkışını asam bulam do. Kaysa aşkışı ne? Karan. Can I have the key that pull up to the front door? Aldı iş ki boğan aşık şunu yine aldı iş nın aşık şunu demek. Aa ben mi sözden düşen duygandı digendim bu gepni. İş nın aşık şunu digendi the key to the door dedik. The key to the door. Herkes mi? The door's key ya ki the key of the door demeniz. Of digendi bir nın koşumcusu mühendisini bildirettik o yadınızda olsa. O F. Her ikisini demeyimiz, mesela the door's key, ya ki the key of the door demeyimiz, İngilizce'deki ölçemlik atılışı, the key to the door. Yani nın aşk şeyi digenli, the key to the door demeyimiz. Hem yani, the key to the front door digen çok aldı iş, nın aşk şeyi buldum. Daha sonra, umumi bir arada tercüm kısaklığını bulduken bu cümle, aldı iş, nın aşk şeyi asan bulamdı. O digen gepken bu. Okay? Aldı işini aşk için asan bulamdı. Please de falan ki. Ya tekellüf falan davet ediyor. Yine daha tekellüf. Turku da desek bulduğu bu gitme. Aldı işini aşk için asan bulamı o da. Çok dak. Sorgantı father nimdir? No you can't. Ya kalın da kısınız bulmaydı dedi. You can't diken ameliyette. You can't have the key to the front door diken gibi. You can't have the key to the front door'ını kıskartıp You can't tam deydi o ha. Biz bundan kıskartıp kıskırayırken ahvalını bekçik köyüdük o ha. Okay. Hoş hem de mother gep karlaştık karan ha. Mother nim deydi o. Jill's 18 years old Tom. Jill'nin kendisi peş as nim o. Is. Herkes nim koşum tüsemez. Şimdi nim koşum tüsesi mânesiz bir cümle olurdu. Is ha. Daha sonra Jill is nim o. 18 years old. Years diyen yıllar, old diyen çoğun kere diyen mensu. Yani 18 yıllar kere, 18 yıllık kere. İngilizce çırkında mançı yaş diyen demiş de ifade edildi. Jill is 18 years old. Diyen yapıldı. Jill 18 yaş kere. Ya ki Jill 18 yaş tam dedi. Jill's 18 years old. Okay? Mesela ben 30'luk kirdim diyen nimdeyse ya ki ben 30 yaş diyen I am 30 years old. Okay? Siz mesela, siz 20 yaş demek istiyorsak, you are 20 years old. Değil bu? Okay? Şunu okşar, Jill's 18 years old, Tom dediğini, Jill 18 yaş, Tom dedi. Belki 18 yaş kırdı, de, Uygurcum daha asak buldum, lakin bir yerde kırdı de bir yer yok. Jill bolsa 18 yaş, de, tam tohtap asak buldum. Okay?
tərcümə qılanda amma ingilis düşəngəndə deməkçi bunun kirdi pirdi degen gəplər yox o kirdi degen uyğur dilindəki ifadələş adı o məsələn yıl 18 kirib qaldı tamam okay degendək okay deməkçi uyğurçu canlıq desək yıl 18 kirib qaldı tamam deyə basaq olur lakin bir yerdə kirib qaldı degen gəp yox yıl bolsa 18 yaş degen gəp var okay. Alright, uzun gapning qisqasi ashta degan gap, deb bo'lib bu gap nima deydi? She is not a baby. U emas, u bo'lsa emas bir boba. Ya'ni u boba emas demakchi-ku, u bir kichik bola emas demakchi-ku, okay? Andaliqi darsimizningki temasini tushundingiz-a? Ha, misha mushu sababdan demakchi, mushu ma'nini bildirib ketgan u darsning temasi boba emas. Kimni demakchi? Qizini demakchi. 18 yosh kirib qoldi. O bir bobaq emas demakchi. Okay, she is not a baby. O bobaq emas. Deb bo'lib, give her the key. Bering uningga ochqichni deydi. Ya'ni uningga ochqichni bering degan gap inglizchada bizlarga give her, bering uningga. Nimani? Ochqichni. Inglizchada ifoda give her the key. Yoki give the key to her desak ham bo'ladi. Agar yodingizda bo'lsa. Ikki xil ifoda bo'ldi bu jumlada. Uningga ochqichni bering degan give the key to her yoki give her the key. Okay? That pull-up, she always comes home early. U daim keladi uyga early. Come, kelish. Nimishqa come'ning kanak as kelib qoldi, yodingizda bor. Jumlaning egasi she, u. Uchinchi shaxs birlik, anan bu hozirgi oddiy zamonda ifodalanayotgan jumla, ya'ni always degan dilim chiqib turdi daim. Ya'ni bu odat xarakterli bir harakat bu. Adet karakterli şirketlerin ya ki adet karakterli koyup kelleri ifade edildiğinde kanda bunu kanda nimet zaman da düşünmez. Hazırlık adli zaman da düşünmez. Mesela hazırlık adli zaman diki bu cümlede cümlenin ikisi şi boğandı ki elbette peyel boğandı kamının kendine az koşulup geledik o. Eğer men daim öyegi baldur kelime demek ki olsa I always come home early dedi o. Kamının kendine az kemme etti. Eğer siz daim öyegi baldur kelime dediğin olsa you always come home early dedi o. Kamının kendine az kemme etti. Yani cümlenin öncesi şi boğallık için kamının oranına aşkı vardır. Okay, she always comes home early. O daim kilidu öyge baldur. Yani o daim öyge baldur kilidu din gitti. Okay. Hoş, bu gapni anglab father nim dedi. Oh, all right. Oh, degen ha, degen gap. Ha, shundan mı degen dike ha, çün. Okay. Oh, deb bulup, all right, makul, ya ki buludu, degen dek mənisi var. All right degandiki bo'ldi, ma'qul degandek. Deb bo'lib father mundar edi. Here you are. Mana ham sar edi. Ya'ni bir narsani bir odamga berib yetib qo'ygan gap. Bu here you are, mana biz sizga berdim degandek. Deb bo'lib but you mustn't come home after a quarter past 11. But lekin you mustn't come home. Siz uyga kelmasligingiz kerak dedi. Qachon? After a quarter past 11. After degan mundamda din keyin degan gap. Nima din keyin demakchi? A quarter past 11. A quarter bir charak past o'tgan 11 11 din. Ya'ni 11 dan bir charak o'tgandan keyin uyga kelmasligingiz kerak dedi. Demakchi 11 dan 15 o'tishdan burun yetib kelib bo'ling uyga degan gap bu. 11 dan 15 o'tgandan keyin kelsangiz bo'lmaydi, kelmasligingiz kerak degan shu gap bu. Okay? 11 dan 15 o'tgandan, ya'ni 11 dan bir charak o'tgandan burun kelib qoling degan gap, okay? But you mustn't come home after a quarter past 11. Inglizchada mushta ifoda lozim bu. 11 dan 15 o'tgandan keyin uyga kelmasligingiz kerak, okay? Deb bo'lib, do you hear? Do you hear? Angladingizmi dedi. Do you hear? Angladingizmi? Okay. Deganda jil qopib, yes, dad, ma'qul dad, tada, ha, dada dedi. Deb bo'lib jil qopib, thanks mom. Rahmat apa. Albatta yeşil chiroqni opasi yiqib bergandan opasiga rahmat deydida. Thanks mom, apa, rahmat apa deb bo'lib. Mother desa mother mundar edi. That's all right. Chataq yo'q, hech qisi yo'q degan gap. That's all right degan. Ya'ni rahmat degan gapga qartada qilgan gap-ku. That's all right. Chataq yo'q deb bo'lib. Goodbye. Xayr xo'sh deb bo'lib. Enjoy yourself. Abiyam enjoy nim degan to'q. Huzurunuz dedik. Yourself ni özünüz dedik. Bundan sonra özünüzden huzurunu ondak tercüme kullandık bunu. Bunda tercüme kısa mı buldu söz mühendisi boyunca. Lekin
Uyghurcha unda gap yo'q. Uyghurcha janliq unda o'zingizni huzurini demaymiz. Unda ham uyghurchada yaxshi o'ynang degan gap bu uyghurchilikka. Okay? Jill nimdir u gapni anglab, we always enjoy ourselves, mom. Biz davomliq huzurlinimiz o'zlarimizdan apa. Bu yerdagi ourselves degan o'zlarimizdan degan gap. Yana o'zlarimizdan huzurlinimiz demoqchi-ku. Ya'ni bu gapni janliq tarjim qilsak nima bo'ladi? Biz doim yaxshi o'ynaymiz apa deb bo'lsak bo'ladi. Okay. Eng oxirida bye bye, xayr xo'sh, yoki xo'sh. Shuning bilan dialog, shundoq dialog o'qilishi va ma'nosi. Endi biz sizni to'xtab qolmay, qandoq keyiniga yondirib o'zingiz yana bir qatim o'zingiz o'qib, yozib, hatto yodlasangiz texnik yaxshi. Xo'sh, shunday bo'lsa, misol issiq deb biz men hali degan jadvalni ko'rib boqaylik. Almashlaningki bosh shakli bilan, ya'ni bosh kelish shakli bilan igilik kelish shaklini qarang. Mana sol tarafdagi tik qo'r subject pronoun. Subject pronoun degan nima? Shu bosh kelish degan gap, ya'ni jumlada ig bo'lib keladigan kelish, okay? O'ng tarafdagi shu reflexive pronoun, bu igilik kelish. Masalan, ha, bayqa degandek, masalan, men o'zim, sen o'zing, u o'zi, biz o'zimiz, sizlar o'zingizlar, ular o'zi, o'zlari degandek shu. Mushuni bir ko'z qo'yadigan maqsad jadvalni tuzdim-ku, qarang. Unda bo'lsa, mushunaqa endi bir bo'lsa, yodqa bilib olsangiz, texnik yaxshi yodlab, okay? Masalan, I ninki igilik shaklini bo'lgan myself. You birlikka senninki igilik shakli yourself. Albatta senninki demakchi birlik sen. Ikkinchi shaxs birlik sen bo'ladi. Ikkinchi shaxs ko'plik nim bo'ladi? Sizlar bo'ladi. Demakchi senninki igilik shakli yourself, ya'ni sen o'zing bo'lsa, sizlarning igilik shaklini bo'lgan yourselves bo'lgan ma'noni diqqat qilinglar, mana tigiga qaraversangiz. Hamda xiga qaytib kelsak, he himself. She herself, it itself, we ninki ourselves, abaydigandek sizlarningki, you ninki yourselves. Demakchi o'g'lim, agar ikkinchi shaxs birlikki desak yourself der ekanmiz, ikkinchi shaxs ko'plik, yana bir necha odamga desak yourselves deb, sizlar o'zinglar deb bundoq o'zgartir ekanmiz. Ozroq o'xshamayotdi, qarang. Anaki oxirida ular, ya'ni they ninki igilik shaklini bo'lgan themselves. Agar ekranni o'sha hozir videoni misha to'xtatib qo'yib turib, mana ko'chirib olsangiz texi yaxshi. Okay? Xo'sh, unda bo'lsa biz hozir nima ish qilamiz? Shu dialogni tushungan tushunchimlik asosida mana savolga javob beramiz, qarang. Does Jill take the key to the front door? Ya'ni Jill oldi eshikning ochqichini olamdi degan savol bu. Dastlabda dadasi uni mug'andi. Can I have the key to the front door? Please, desa dadasi deganda, no you can't deganda. Keyin opasi, she is not a baby, she is 18 years old, give her the key deganda, keyin dadasi qo'rqib, anaki opasi shu gaplarni deyish jarayonida, u bobaq emas, undagan 18 yosh, u doim uyga qaytib, baldur qaytib keldi, she always comes home early degan gaplarni qilgandan keyin dadasi qo'rqib, oh, all right, here you are, deb aytdi. Unda bo'lsa boshliq u nima de, lekin kayindin uni de, shuning bilan Jill qanday bo'ldi, u ochqichni olgan bo'ldi. Javob nima? Does Jill take the key to the front door? Yes, she does, desakla putidi. Ashtab qo'ya, oddiyla. Jill oldi eshikni ochqichni olamdi? Ha, oladi. Yes, she does. Okay? Shunchalik oddiy. Xo'sh, unda savoqdoshlar, mishagich bo'lsin bu dialogningki ugunish ahvoli. Endi biz qanday qilamiz? O'sha lesson 65 ningki mashq darsini ko'ramiz, lesson 66. Albatta, mushuni ko'msak qandoq abayqa o'rgangan mazmunni pishiq qilolmaydi. Unda bo'lsa buningki asosli temami mush ekan. Qarab qarasangiz, what's the time? Yoki buni what time is it deb ataymiz dedim-ku, ishildimiz dedim-ku, ha, soat necha bo'ldi deganda, ha. All right, qarsoz yangi so'zlar ham xil bor ekan. Yangi so'zlardan masalan number 1 when. When. Number 2 birthday. Birthday.
Number three, Monday. Monday. Number four, Tuesday. Tuesday. Number five, Wednesday. Wednesday. Number six, Thursday. Thursday. Number seven, Friday. Friday. Number eight, Saturday. Saturday. Number nine, Sunday. Sunday. Number ten, first. First. Number 11, second. Second. Number 12, third. Third. Number 13, fourth. Fourth. Number 14, fifth. Fifth. Number 15, sixth. Sixth. Number 16, seventh. Seventh. Number 17, 20th. 20th. Xo'sh, xili tanishliqli so'zlar bular sizlarga. Nimishqa? Chunki darsimizdan birinchi darsdan boshlab biz qandaq chislar anandan keyin haddining kunlarini qandaq davomliq deb kelyapmiz. Shuning qulog'ingiz xil pishib qoldi, ha? Lekin bir o'rganmasak bo'lmaydi. Qaysi deb bir aniq ayirib aytsak bo'lmaydi. Xo'sh, number 1. Whenning ma'nosi nima? Whenning ma'nosi qachon? Masalan, inglizchada sizning tug'ilgan kuningiz qachon degan yomon ko'p uchraydigan bir savol bu, ha? Okay, when? Qachon? When is your birthday? Okay, masalan, ikkinchi so'z shu ma'noda birthday keldi. Birthday degan nima? Tug'ilgan kun. Unda esa when is your birthday degan nima ekan? Sizning tug'ilgan kuningiz qachon degan gapga. Okay. Xo'sh, hozir mana shu yerda ko'ramiz, ha, qarang. Unda esa number 3, Monday. Monday dushanba. Balki nima bo'lib ketdi? Tushunishlik bo'lib ketdi, tanishlik bo'lib ketdi bu so'zlar, ha, demoqchiman. 3-chidan boshlab 9-chi bo'lgan haftaning 7 kuni, ha. Shunday qildim, bir deb o'tib ketaylik. Monday dushanba, Tuesday seshanba, Wednesday, 5-chi so'z charshanba, Thursday payshanba, Friday juma. 8-chi so'z Saturday nima? Shanba, 9-chi so'z Sunday nima? Yakshanba. Okay? Unda esa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday deb qanda bachiq mashq qilmasangiz bo'lmaydi, ha? Aniq esingizda tuting. Birinchi harfi cho'ng harf yozildi, harf tikildirniki. Men degan nima yodingizda bo'lsa, yer joy nomlari, ismlar, odam ismlari. Aniq o'sha haftaning kunlari, aniq oylar degan ma'nosining hammasi qandoq birinchi harf cho'ng yozildi degan, ha? Okay. Unda 10-chi so'z qaraysak, first degan nima amaliyoti desangiz, one inki, one degan biri bu, derece sani. Okay? One degan sanaq san, misalan, 1, 2, 3, 4 deb sanaq deshildirgan san, 1, 2, 3, 4 deganlar, 1, 2, 3, 4 deganlar sanaq sanlar, yana bir qatim desam, ma first, anonki 11-chi so'z second, 13-chi so'z third, shuningdan keyingi, masalan, fourth, fifth, sixth, seventh, hattoki 17-chi so'z 20th deganlar bular qandaq? Shu o'ziga mos sonlarning qandaq shu nimasi daraja sonlari. Masalan, bir qisqa bir mashq qilsam ishada, qarang, 1 masalan, bir sanaqsan, bir darajasan, o'zi demakchi bir sanaq sanaqsan, undan shu sanaqsanningki aniq o'zininki mos oldiki daraja sonini bildi deb kendindan deb 20-gacha qarang, ha. 1 first. 1 birinchi. 2 second, 3 third, 4 fourth, 5 fifth, 6 sixth, 7 seventh, 8 eighth, 9 ninth, 10 tenth, 11 eleventh, 12 twelfth, 13 thirteenth, 14 fourteenth, 15 fifteenth, 16 sixteenth, 17 seventeenth, 18, 18th, 19, 19th, 20, 20,
1919 bo'ldi, 2020 bo'ldi. Endi 21 dan boshlab xuddi mavo 1 ning first bo'lganda 21 ning derivatsiya nima bo'ldi? 21st bo'ldi. Qog'alar o'xshash degandek. Bugun mushunchilik deb turaylik, bu sonlarni bekchiq deb aytsak, bu sonni odamni sal gangir qaymoq turdi. Baribir oldida ketib ketib bugunimiz baribir. Okay? Demakchi first ningki 1 ning derivatsiya nishkanligini bilib olsangiz bo'ldi. Second deganningki 2 ningki. Third deganningki 3 ningki. Fourth deganningki 4 ningki. Fifth deganningki 5 ningki. Sixth deganningki 6 ningki. Seventh deganningki 7 ningki. And then eighth yani yazmadım. Yaz koysam buldu hazır ha. Enik buluş için. Mani hazırca 17 demeyi durup. Nümesini demeyi durup bana. Numarını, sahanını. Nincisini demek için. 17.sige 8 nim de ettik, 8 de ettik. Daha sonra başını kendine gibi. H'ni koşup koysakla 8 oldu. Okay. Birinci harf şu anı bizim kaldı. Hoş, 16. söz 7, yani 7. 17. söz 18, 18 değil mi? 8. oldu, 17. söz, 8. Ondan sonra 9. indiğimiz 18. söz kılsak, 9. diyen ne? 9. Okay? 9. Keçirin ha. İyini artık izin koydum ben. N-I-N kılıpla, TH kısaklı kandak 9th oldu yine 9. oldu. 19. kılıp bir sanı yazayla kalan ha. 19. kılıp oops. Bir sanı yazsak mesela 10. Nın kendine TH'ni koşup koysak 10th oldu. 10. oldu. 11'nin kendine okşaş. Mesela 11 diyenin ki kendine TH'ni koşup koysak 11th oldu. Yani hiç girme kolay ya. Okey, hem oldu. Demek ki oğlum 19'nin kiyinkini ağzaki de bazen ya gezip cümeye. 19'ncisi 10th oldu, 10'ncı oldu. Karşınızda 10'ncıdan 19'ncı gıca birinciden ups. 10'ncı söz first diyen 1'ninki derivatsiyasını oldu. 1'ga paralel first desek 11'ncisi 2'ninki second oldu. 13'ncisi 3'ninki third oldu. Yani 3 diyen 3, third diyen 3'ncı oldu desek 13, 4'ninki derivatsiyasını fourth. 14 diginimiz 5 ninki derecesine 5th. 15.si 6 ninki derecesine 6th. 16.si 7 ninki derecesine 7th. 17.si 8 ninki derecesine 8th. 18.si 9 ninki derecesine 9th. 19.si 10 ninki derecesine 10th. Okay? Hem de 11'den başlap, mesela 11'nin kendine TH'ni koysak bulda. 11th. 11'inci. 12 ning kayniga 12 qisaqla th qo'ysaqla 12-chi bo'ldi. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 hammasi ashta o'xshash. Kayniga th 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 qo'shamiz. Siz bilasiz-ku 13 dan 19 gacha ya men bu yerda bo'tdim. Endi men 20 ning kayniga 20 qanday yozardik? 20 deb y bilan oxirlashatdi. Ashu y ni i ga o'zgartib mana. Qarang. Ma bu 20 deki ma t ning demakchi t w e n t y va y ni qanda i o'zgartirib bo'ladi t i o'zgartirib undan e t h ni qo'shib 20th deb 20-chi ni yasar ekanmiz. Ya'ni 21-dan boshlab a first ni ishlatsangiz bo'ldi. Masalan 20 deganni o'xshash deb 20 deb first ni qo'shsangiz qanda 21-chi bo'ldi. Okay? 22nd degan nima? 22-chi. 23rd degan nima? Yerga 3rd ni qo'shsak, 20 ning kayniga 3rd ni qo'shsak 23-chi bo'ldi. 24-dan boshlab 29-gacha mushu TH qo'shilib ma'noni kayniga. Masalan, 24 ni 24th, 24-chi deymiz. 25th bo'lsa 25-chi bo'ldi. 26th bo'lsa 26-chi bo'ldi. 27th bo'lsa 27-chi bo'ldi. 28th bo'lsa 28-chi bo'ldi.
29 болса 29-жы болды. 30-жы эмнем дейбиз, мына худди 20-ни 20th өзгерткенде 30-жы дегенни 30-ни 30th өзгерсек эле болот. Окей? Анан first, second, third, fourth, fifth, мияда кошканда эле кейинги кошуп турмасак нинжи болот. Окей? Демек ки бир азыраак бир кайдысын билип алсаңыз бек асан. Окей? Болупмы ма 1-ден 31-жыгыча наат жакшы билгенимиздинки пайдасы шуки, ядыңызда болса, мисалы мен нимде айттым, нимени окуганда мавалыкты күндө дарсын бешидеги числаны окуганда мисалы деген, мисалы нимде башладым? September 5th деп башладым. 5th дегени шу амалиятта мушу. Азыр ма 14-нчи сөздү көрүп аткыңызда 5th мушу, 5-нчи деген гап. Яны September'nin ki, yine sentabrının 5.si edigini, şu sentabrının 5. günü edilmekçi. Yine çislani, bu şu derece sallaha bilen ifadelerimiz gibi geldi. Mesela, 9. ayının 1. günündeyimiz, September 1st deyimiz gibi. September deyken 9. ayı bu, hem çöndüğümüzde çislanın kanda atıldı kalıgını. Aynı başta da, anandaki günü kendinde, o günü, kaysı sandılan ifadelerimiz, Salla'nın derecesi, derecesi anı bile ifadelerimiz. Yani derecesi anı bile ifadelerimiz. Bu şu hazır bugün bugün gendek. First, second, third, fourth gendek. Bu şu derecesi anı bile ifadelerimiz. Üçüncülük oldu bu. Okey. La nazariyayla hem de biz ameliyatı bir kör bakayla kıran. Ameliyatı ki mavo. Ben dedim bu. Başta saatini bir gün ötümüz bugün de. Saatlerinin ki bulup mu? Nemisin ürgünümüz? Mançıdın mançı ötti. Digendi ki mavo paçı. Minutlarını ögünümüz, part saatlerini karana. What's the time? Ya ki what time is it? Hep sorsa birincisini nimde cevap verimiz karan. 1 o'clock elbette. Saat 1-2 doğrulunup da 1 o'clock deyimiz. It's 1 o'clock. Okay? İkincisi, dediğimiz ma birincisinin ki nimde de first digini muşşu. Birini numurdu yazıp, anınken ST'ni koşup koysak first de okuludu. İkkini numarada yazıp, ND'ni koşup koysak, second de okuldu. Üçünü numarada yazıp, RD'ni koşup koysak, kendine third de okuldu. Okay? Birinci resim demek ki, yani birinci saat, ikinci saat, üçüncü saat. Hem tördüncüsüden başlayıp, on ikincisi karşısınız, abi dedim o ben, TH koşuldu kendine de, four'nin kendine TH koşulup, fourth oldu. Ama bu beşinci emsel okuşmaydı. 5-ni biz 5 deydik. Lekin 5-nji degenni 5th deymiz. 5th. Okay? 6-nji 6th. Yani 6-nin keyiniga ismi qoşumiz 6th dep. 6-nji, 6-nji rasm demekçi. Yani sana qadar insan 6-nji, ha? 7-nji 7th. 8-nji 8th. 9-nji 9th. 10-nji 10th. 11-nji 11th. 12-nji 12. Okay? Xo'sh, unda bo'lsa, 1-dan 12-gacha daraja sonlarini o'rganib oldik. Endi soatlarni bir mashq qilib o'tib ketaylik qarang. Birinchi soat albatta butun soat ekan, 1 o'clock. It's 1 o'clock tugadi. Soat 1 bo'ldi degani it's 1 o'clock deymiz bu. It's yoki it is. Nima u o'sha soat qartilgan so'z bu, uni u bo'lsa deb tarjima qilmaydigan bo'lgan tuyadingizmi ba? Ha. It's 1 o'clock soat 1 bo'ldi. Okay. Tezlashtirmayamdi qarang, ha. Ikkinchisida qarang. 1 15 nimda deb tuyadingizmi ba? 15. Eng oddiy usuli 1:15, ya'ni 1:15 desak eng oddiy usuli. Yoki abay o'rganganimizdek 15 past 1 desak ham bo'ldi. Ya'ni 15 o'tdi 1-dan deb 15 past 1 desek bo'ldi. Yoki bo'lmasa a quarter past 1. A quarter degan bir charak. Ha. Bir charak o'tdi 1-dan deganini a quarter past 1 deymiz. Ya'ni 1-dan 15 o'tdi degan. Yuqorida ko'rdingiz 15 past 1 desek bo'ldi ekan, a quarter past 1 desek bo'ldi ekan, yoki men degandek 1:15 desek ma bo'laverdi. Okay? Xo'sh, unda bo'lsa 3-chi rasm nima? 1:30. 1:30. Eng oddiy atılışı. Bu neyliki, abay kılıkı, mançıdın mançı ötti, ya ki birden yerim ötti, de bunu da ifadelerimiz demek ki, desek, mesela neyliki, abay kaydı bu içi.
half degan yarim to'g'ri. Half past one deymiz. Half past one degani bir yarim bo'ldi degan gap. Balki kon atilishi, qoida bilan qoida bo'yicha atilishi. Half past one degani yoki 30 past one desak bo'ldi. 30 o'tdi birdan deb. Yoki men degandek oddiy qilib 1:30 desak bo'lardi. Okay? To'rtinchi rasm mavu ikkiga bir charak qoldi deb atildi. Rasmiy qoidasi bo'yicha desak. Masalan, a quarter to one, a quarter to two. To two degan ikkiga degan gap. A quarter degan bir charak, ya'ni a quarter to two degani shu ikkiga bir charak qoldi degan gap. Yoki men degandek oddiy qilib 1:45 desak bo'ladi. Ya'ni 1:45 o'tdi deb. Okay? Yoki 45 past 1 desak bo'ladi. 45 o'tdi birdan deb. Okay? 5-inchisi 2 o'clock. Bekasana. 6-inchisi 2:15 o'tgan degan nimda aytdi qabiyam? A quarter past 2 yoki 15 past 2 yoki 2:15 ang yaxshisi. Ang oddiysi. 7-inchisi 2:30. 2:30 deganini 2:30 deymiz yoki half past 2 yoki 30 past 2 desak bo'ladi. Daza 3:15 qolgan nimda ekanmiz a quarter to 3 yoki 2:45 desak bo'ladi. 9-inchisi 3 o'clock degasana. 10-inchisi 3:15 degan ang oddiy aytilishi, ya'ni 3:15 debla. 3:15 degan yoki a quarter past 3 yoki 15 past 3 desak bo'ldi. Okay? 11-inchisi 3:30, ya'ni 3 yarim deganda 3:30 deymiz yoki half past 3 desak bo'ldi. Ang oxirgi 12-inchisi a quarter to 4 degan deb ataymiz. A quarter to 4 degan nima? 4ga bir charak qoldi degan gap. Yoki 3:45, 3:45 o'tdi desak bo'ldi. 3:45 deb. Okay? Unutmayli it is deb boshlaymiz jumlani. Soat mancha bo'ldi deganda. Masalan, it is 1 o'clock yoki it's 1 o'clock deb. Ya'ni it is yoki it'sni unutib qolmaylik demakchi. Xo'sh, when is your birthday deydi. Sizning tug'ilgan kuningiz qachon deb. Unda siz nima deysiz? Masalan, July degan 7-chi oy qo'y, yodingizda bor. July masalan 7-chi oyning 7-si mening tug'ilgan kunim, 7-chi oyning 7-si degan nima deymiz? Bir o'ylab ko'ring. My birthday is July 7th deymiz. 7 ya'ni sanaqsan 7 ningki keyiniga th ni qo'shibla 7th deymiz. Masalan, July 7th deb. Tushunishlikmi? Ya'ni 7-chi oyning 7-si degan gap. Ya'ni my birthday is July 7th. Mening tug'ilgan kunim bo'lsa, 7-chi oyning 7-si degan gap. Masalan, 10-chi oyning 1 degan nima deymiz? 10-chi oyning October deydik. 1 degan nima? First deydik. Ya'ni 1 ningki darajasini first ni ishlatdik. October 1st degan nima? 10-chi oyning 1-chi kuni. Ya'ni my birthday is October 1st desak, mening tug'ilgan kunim 10-chi oyning 1 degan gap. Okay? Aniki mavo ma kalendar deyli, ay July ekan, ma sol tarafdagi tik qur nima? Haftaning kunlari mavo. Haftaning kuni nimadan boshlanibdi? G'aribninki, mishar bir qo'shimcha bir bilim ham siz bilib olish kerak ishlik. G'aribning kalendarlarida qanday? Hafta Sunday dan boshlanadi. Shunga ma asni birinchi o'ringa chiqarib qo'ygan amaliyotda masalan ilqi nurg'un boshqa yerlarda dunyoningki Monday deb boshlansa hafta g'arbda as seni Sunday bilan boshlanadi demoqchi. Okay? Ya'ni as Sundayga vakillik qildi, am Mondayga vakillik qildi, tu Tuesdayga vakillik qildi, w Wednesdayga vakillik qildi, th Thursdayga vakillik qildi, f Fridayga vakillik qildi, miyariki as Saturdayga vakillik qildi. Demakchi g'arbning kalendari qarsangiz mushta tuzilgan. Sundaydan boshlanib Saturdayda oxirlashadi. Okay? Ya'ni yakshanbadan boshlanib shanbada oxirlashadi. Xo'sh, bu when is your birthday deganga javob beradigan bir usul hamdi. July, masalan, 15 degan, 7-chi oyning 15 degan July 15 deb aytib, masalan, 15-chi deb 15-chi deb aytib, tarix sonini ishlatgan bo'lgan 15 ningki. 15 ninganiga th ni qo'shib, 15th. July 15th degan nima? 7-chi oyning 15 degan gap. Masalan, 7-chi oyning 31 nimdaymiz? July 31st.
deymiz, jumu? Bilib aldığınızda. Anınki, how old are you? Desindeyseniz, elbette bilirsiniz. I am 25 years old. I am 50 years old. Yaki, I am 10 years old. Üçüncü bu, okay. Amdi elbette, enjoy yourself. Degenni, abiyam mennim de pçengen tokka, yakşı oynan da pçengen tokka. Apsı kızıga, enjoy yourself deyir kan. Yaxşı oynayın, yine özünüzün huzurunu desa, kızı qopup, I always enjoy myself. Mən daim özümdən huzurunu mədəgin gət qoya ki, daim yaxşı oynayın mədəb çənsək bulduq o, okay? 14-cü rəsəm 14th qanan. 14th, 14-ci, Malan mədər edo, ma ayalım da edo qanan. We are enjoying ourselves. Biz özlərimizdən huzurunu mədəmiz, biz bolsaq, Özürlənmətimiz özlərimizdən də tərcümə qılımız, düşünümüz qıma cümlə boyucu, cümlə söz boyucu sözlərin altı. Məcə cümlədəki sözlərin kilib atqan rəddlər rədd tərtibi boyucu düşünsək. We are enjoying ourselves. Biz bolsaq özürlənmətimiz özlərimizdən də. Əməliyyatdır bu. Biz yaxşı oynayatımız deyən gəp bu. Okay? Biz də ourselves-in işləçini bir köst qoyub atdıq o bizə. We are enjoying ourselves də. Unutqan mən amma ourselves ni. Anamken üçüncü şahsının tili de bayan kısak bu gibi. They are enjoying themselves. Ula özlerini huzurun atıdı. Yani ula yakşı oyna atıdı defalımız o. 15. He is enjoying himself. O özlerini huzurun atıdı. Yani o yakşı oyna atıdı. 16. She is enjoying herself. O özlerini huzurun atıdı. Demek ki yakşı oyna atıdı. Karsınız meyli yourself olsun, myself olsun, ourselves, themselves, himself, herself. Anda. Bunun hemisi şu. İşiltiliş qorunanı bilvası on digən məqsəddə bir vatqan bir məşiq bu. Okay? Onda olsa, biz bu məşiqdən xoşluşub qandaq, bu ağzaki məşiq bu, özünüzü təşləb verib qandaq, biz yazmış məşiqlərini körpə qaylı, yazmış məşiqlər. Written exercises qanaq. And then complete these sentences using in, at, or from. Bunu cümlələrini toluqlanla, nimlərini işiltib, in, at, ya ki, from-ləni işiltib deyil qanaq. Əlbəttə, şiltələ etməm, bir neçələb bir məqran, hə? Birincisi, I am going to see him in kilamu, at kilamu, from kilamimiş əgə. 10 o'clock deyidu. Əlbəttə, at 10 o'clock deyimiz. Saatlə qıqında, at neçələb deyidu. Yəni, saat 10-da deyən gəb qob bu, hə? Demək ki, at 10 o'clock deyən saat 10-da deyən gəb qob. Yəni ki, at nəmə? Da şu. Saat 10-da deyək ki, da. Okay, at 10 o'clock. Thus, it often rains, you know, November, you know, you know, you know, where do you come, I come, you know, I always go to work, morning, you know, 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 answer these questions using I, you, he, she, we, they, and a clock, a quarter to pass, bizim half past, bizim deyənlərini şiltib, uşa yantu olaqı, ərbdə, yantu ərb şəkildə bədim qumalanı, uşa yantu ərb şəkildə belirgən sözlərini şiltib, tüvəndik suallarına cavab verinlər deyən gəpkən qoqran, ha? Example bunlar elə, when must you come home? Tırnaqçı gən, one da bir qoyubdur. When must you come home deyənlərini mu? Qacan, kilişiniz kirək, Öyə deyən gəp bu, yəni siz öyə qaçan kilişiniz kirək deyən gəp bu, siz öyə qaçan kilişiniz kirək. Cevab, I must come home at 1 o'clock. Tırnaqdan çıxı verilgən saatdə asasən qadaq cevab verdikəmiz bu sualqa. I must come home at 1 o'clock. Qağılın işləyələmiz, əlbət işləyələyiz, mən 7-dinizin işləb birək qalana. When must I catch the bus? Mən... catch the bus deyən abduzluğa ülgürüşə mən when deyən qaçan qo must I ndaq qılışım kirəkdir sual şəkildə soruqını qumalı əgər I must olsa bu bayan cümlə şəkli olardı must I dəbiliq I bilən must-nın orucunu almış qalan ki sual şəkli bu hə demək ki mən qaçan abduzluğa ulduruşum kirək yəki abduzluğa ülgürüşüm kirək catch the bus deyən şu abduzluğa ülgürüş abduzluğa ulduruş deyən gəl Qaçan abduzluğa ülgürüşüm kirək, qaçan abduzluğa ulduruşum kirək, dəb sora azıdı deyilir məndir. Mən qopub nimlər cavab vermə. You must, dəb siz, mədəm də qılışınız kirək, dəb. Siz
You must catch the bus at 3:30. Siz avtobusga saat 3 yarımda ulgurishingiz kerak, yoki 3 yarımda chiqishingiz kerak, deb javob berdi. Mendan so'raldi bu savolni. When must I catch the bus? Men you must catch the bus at 3:30 deyman demakchi. Okay? Xo'sh, qog'onlar o'zingiz qilib qoldingiz, cho'qim ishlang. Okay? Ashtadatli biz qanda? Ko'rishaylik deymiz. Thank you very much, everybody. See you tomorrow.